Ondan sonra ilerliyor. Gördüğünüz sağdaki yapılar var ya şunlar. Bunlar Sulu Kule'de Roman vatandaşları yıkılan evlerinin yerine yapılan Sulu Kule sitesi burası yani. Buraya böyle özel evler, evler falan yapılacak yani. İşte hafif böyle cumba çıktılarıyla falan bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Ama sonuçta bildiğin modern bir site oldu burası. Böyle devam ediyor. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Bu sokaklara size niye soktuğumu şimdi anlayacaksınız. Bakın. Söyleyeyim bak. Şeyi tıkmettik verdim babaanne. Gördünüz mü? Arada konuşmayın. Bu nedir? Söyleyin biriniz ya. Soruma cevap verin. Burası bir Ermeni kilisesi. Abi Ermeni'yi nereden çıkardın çatladığına? Kilise desen şeyden bildin. Abi her şey yani. Neyse burası bir Ortodoks, Rum Ortodoks Kilisesi. Yani şey, usuruplu sallasanız güzel olacak yani. Şey, sarmaşık. Evet, bravo, bravo. Burası Sarmaşık Rum Ortodoks Kilisesi. Sarmaşık bu Karagümrük'le Edirne Kapı'nın olduğu yerde Sulu Kule arasında şöyle bir yine Romanların aslında oturmaya devam ettiği bir semt. Şimdi bu zile biz bastık diye düşünün. Zile basınca bekliyoruz şimdi. Bak bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve kapı açıldı işte. Gördünüz mü? İçeri girdik. İçeri girdik. Ve buradan devam ediyoruz. Bakalım bizi aslında burada ihtiyar bir teyze vardı. O karşılayacaktı ama herhalde geri gelmiş. Fotoğrafta çıkmadı. Hemen içeri aldı bizi. Şimdi bu fotoğraf. Bu kilise dedi. Şöyle düşünelim. Dörtgen. Kutu gibi bir kilisedir burası. Tamam mı? Güzel ama çok eski. Baksana tahta. Bazilika planlı kilise diyoruz biz bunlara. Bunların girişi genellikle batı tarafında oluyor. Batı tarafında da şöyle bir geçiş bölgesi olan, hani camilerde son cemaat yeri diyebileceğimiz narteks. Bir narteks oluyor. Şimdi o narteks ne için vardı? Narteks aslında... Henüz Hristiyanlığa daha entegre olmamış, neofit denilen, hani taylak da diyebiliriz. Hristiyan olacaklar ama daha henüz girmemişler, çok da iyi bilmiyorlar. İşte arada, Araf gibi bir yer yani. Orası, orada duruyorlar. Daha içeriye Naos'a, o törenlerin, ayetlerin yapıldığı yere geçmiyorlar. Veyahut da çocuklar için düşünelim biz bunu. Hani çocuklar öğrensin diye, özellikle bu Kariye'de çok güzel yapılmış. O narteksler öyle güzel bezenmiş ki İncil'den sahnelerle. Oraya gelince çocuklar resimlerden böyle Tomix Texas gibi her şeyi öğreniyor. Fakat bunlar küçük kiliseler oldukları için bunlarda tüm o ikonografik düzeni falan sağlamanıza imkan yok o resimleri. Burada kilisenin ismiyle ilgili bir resim var daha girişte. Bu resimde at üzerinde birisini görüyorsunuz. Bu Aya Dimitrios. Dimitri. Değil mi? Bu aslında Selanik'in azizi. Bunu kırmızımsı bir at üzerinde görürsünüz. Ben bildiğim için onun kırmızıya yakın bir renk olduğunu tabii buradan söyleyebiliyorum size. Belki siz çok iyi göremiyorsunuz ama elinde bir mızrak var. O mızrakla da aşağıda burada belli belirsiz ama birini öldürüyor. O öldürdüğü için vali falan da denir ama aslında o valinin meşhur dev savaşçısı Liaios mu ne? Öyle bir ismi var. Onu öldürüyor. Şimdi bu hikayenin derin detaylarını da anlatmaya başlayınca her ne kadar Aya Dimitri ikonası desem de ben size bu resimdeki Aya Dimitri değil, Aya Dimitri'nin duacısı olduğu Nestor. Bu hikayenin devamını isterseniz içeride anlatayım ben size. Burada kiliseyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam tarih de vardı. Onun restorasyonla ilgili ben göremedim. Siz gördünüz mü bir yerde? Ha şurada 1834'ü gördünüz mü en solda? Bak okla gösteriyorum 1834'ü. Şimdi bu İstanbul'daki Suriçi kiliselerinde genellikle 1830'lu tarihler, yıllar görüyorsunuz. Ha, birazdan da kopabilir, tamam mı? Koparsa endişe etmiyoruz. Azıcık bekliyoruz. Ben tekrar giriyorum. Siz de o girdiğiniz linkten tekrar giriyorsunuz. Hani böylece ikinci seansa başlayacağız birazdan. 1830'larda 2. Mahmut gayrimüslimlere ibadethanelerini restore etmeleri için izin veriyor. Bu izinden faydalanan gayrimüslimlerde, özellikle Rum Ortodokslar, o Bizans'tan kalma eskimiş püskümüş kiliselerini yıkıp yerlerine daha fazla insanın girip ibadet edebileceği bu bazilika tipli
kiliseleri yapıyorlar. Maalesef o eski Bizans tarzı kiliselerin önemli bir bölümünü işte biz bu restorasyon döneminde kaybediyoruz. Fakat elimize yani günümüze Bizans tarzı kiliselerden ulaşanlar oluyor. Onlar nasıl mı ulaşıyor? Çünkü onlar daha